Tohumlar midenizde büyüseydi ne olurdu? Sizce bu mümkün mü? Bir bitki, sebze veya meyve tohumu midenizde büyüyebilir mi? Gelin bu soruların cevaplarını videomuzun devamında hem varsayımsal hem de bilimsel olarak verelim. Öncelikle tohumların midenizde kolayca büyüyebildiği bir dünyada çekirdeksiz meyve ve sebzelere olan talep hızla artardı. Tohumların çimlenmesi için sıcaklığa, neme ve oksijene ihtiyacı vardır. Bunların hepsi ise midenizde mevcut. Hidroklorik asit tohum koruyucu kaplamayı çözmekte sorun yaşamaz. Bu da tohumun suyu emmesini ve büyümeye başlamasını sağlar. Daha sonra tohum bağırsak sularınızdan kurtulacak kadar sert olsaydı ilk filizlerin büyüyebileceği 12 parmak bağırsağınıza doğru hareket ederdi. Tohum sindirmeye çalıştığınız bazı besin maddelerinden de faydalanabilir ve eğer yeterli besin alabilseler bitki çiçek yetiştirmeye ve meyve bile vermeye başlayabilirdi. Umarız bu noktaya gelmeden çok önce hastaneye gidersiniz. Çünkü içinizde büyüyen dallar, çiçekler ve meyvelerle hissedeceğiniz acı dayanılmaz bir hale gelirdi. Neyse ki endişelenmenize gerek yok. Çünkü bunun mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsan midesinde tohum filizlenmesi doğal bir süreç değil. Mide, yiyecekleri sindirmek ve besin maddelerini emmekle görevli bir organdır ve tohum filizlenmesi için gerekli olan uygun şartları sağlamaz. Bu nedenle tohumların insan midesinde filizlenmesi mümkün değildir. Tohum filizlenmesi genellikle bitkilerin yaşam döngüsünün bir parçası olarak kabul edilir. Bir bitki tohumu uygun şartlarda su, hava ve uygun bir ortamla buluştuğunda filizlenme sürecine girer. Bu süreç tohumdaki embriyonun gelişip büyümesini içerir. Ancak bu olay doğal olarak insan vücuduyla ilişkilendirilemez. Çünkü insan midesi yiyecekleri sindirmek için asidik bir ortama sahiptir. Midedeki asit proteinleri parçalamak ve sindirim sürecini başlatmak amacıyla üretilir. Bu asidik ortam tohumun filizlenmesi için gerekli olan neme ve diğer uygun şartlara sahip değildir. Ayrıca midedeki sindirim süreci besin maddelerini parçalayarak vücut tarafından emilebilir hale getirme amacını taşır. Bitki filizlenmesiyle ilgili bir süreç değildir. Bitkilerin filizlenmesi için toprak, su ve hava gibi faktörler önemlidir. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle tohumdaki embriyo çimlenmeye başlar. Ancak insan midesinde bu faktörler bulunmadığı için tohum filizlenmez. Aksine mide, sindirim sisteminin bir parçası olarak besinleri parçalama ve emme işlevini yerine getirir. Sonuç olarak insan midesinde tohum filizlenmesi mümkün değildir. Bu süreç bitkilerin doğal yaşam döngüsünün bir parçasıdır ve bitkiler için uygun şartlara ihtiyaç duyar. Mide ise besinleri sindirmekte görevli olduğu için tohum filizlenmesi için gerekli koşulları sağlamaz. Peki siz insan midesinde tohumların filizlenmesini ister miydiniz? İnsan hayatı o zaman nasıl olurdu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.